Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli öğrencilerimiz, 3. kitabın 10. ünitesinin 2. dersini, kavaid dersini yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Şimdi burada bir kavaid konusu varmış. Bakalım ne? Kullu fi'lin yahtacu ila fa'ilin ye'ti ba'dahu daimen. Evet. Kullu fi'lin, her fiil, yahtacu ila fa'ilin, bir fa'ile muhtaçtır. Ye'ti ba'dehu, kendisinden sonra gelen bir fa'ile muhtaçtır. Daimen, daima. Daima, kendisinden sonra gelen bir fa'ile ihtiyaç duyar. Şimdi biz daha önce isim cümlesinden bahsetmiştik, değil mi? İsim cümlesi isimle başlıyordu, müpteda, haber oluyordu. İlk başlangıçtakine müpteda, sonrakine de haber demiştik. Cümleyi ikiye ayırmıştık. İsimle başlıyorsa isim cümlesi, fiille başlıyorsa fiil cümlesi demiştik. Tamam. Şimdi burada diyor ki her fiil kendisinden sonra gelen bir faile ihtiyaç duyar. Daima. Daima bir fiil kendisinden sonra gelen bir faile ihtiyaç duyar. Şurası önemli arkadaşlar. Kullu fi'lin yahtacu ila fa'il. Fa'ile ihtiyaç duyar. Ama nasıl? Ye'ti ba'dehu. Bu fa'il nasılmış? Kendisinden sonra gelir. Yani fiilden sonra gelen bir fa'ile ihtiyaç duyar. Arkadaşlar, fiilin fa'ili fiilden sonra gelir. Tamam mı? Fiilin fa'ili ne zaman gelirmiş? Fiilden sonra gelirmiş. Bu her zaman bu şekilde. Fa'il asla fiilden önce gelmez. Bir iki tane zorunlu olarak istisnası var. Onları daha sonra göreceğiz. İkinci dönemin sonuna doğru. Son kitabımızda, daha 7. 8. kitapta belki. Tamam mı? Onun dışında fail her zaman fiilden sonra gelir. Ve bir yerde fiil varsa mutlaka onun faili de vardır. Bu fail bazen açıktan olur, bazen gizli olabilir. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra demek ki her fiil kendisinden sonra gelen bir faile ihtiyaç duyar ve daima. Bu böyledir sürekli. El fail. Fail nedir peki? Fail huvellezî fe'alel fi'le. O fiili yapandır. Fail kimmiş? Fiili yapandır. Fiil ve fail cümle fi'liye. Fiil cümlesi neden oluşuyormuş? Fiil ve failden oluşuyormuş. Yani her isim cümlesinde müpteda ve haber olur. İsim cümlesi müpteda ve haberden olur. Fiil cümlesi de fiil ve failden oluşur. Ama fiil cümlesi de fiil ve failden başka mef'ul vesaire şunlar bunlar da olabilir. Ama fiil ve fail olmazsa olmaz. Zorunlu. Tamam. Fiil ve fail varsa fiil cümlesi olmak için yeterli. Müpteda haber de isim cümlesini oluşturuyordu. Tek başına müpteda cümle olamaz. Habere ihtiyaç duyar. Fiil de tek başına nedir? Fiil ve fail de fiil cümlesini oluşturuyor. Şimdi el fa'ilul müfret merfu'un bi'd-damme. Müfret fail daima merfudur. Merfu'un bi'd-damme. Fail daima merfudur. Müfret fail de merfu'un bi'd-damme. Daha önce ne demiştik? Mubtede'un merfu'un bi'd-damme. Haber'un merfu'un bi'd-damme. Şimdi de fa'ilun merfu'un bi'd-damme. Burada zaten merfu olanları işliyoruz ilk başta. Mübteda merfu, haber merfu, bir de fail merfu oluyormuş. Yani bunun hepsi neden merfu olur diye düşünmeyelim. İlk başta merfu olanları gördüğümüz için. Tamam. Şimdi bakalım fail neymiş arkadaşlar? Örneklerde bir görelim. Teemmelil cümelel atiyet. Aşağıdaki cümleleri düşün diyor. Sana'al amilu. İşçi üretti. Tamam mı? Yaptı, üretti demek. El amil. Üreten kim? Yapan, işi yapan el amilu. İşçi değil mi? İşçi. Bak bunlar zaten fa'il. Bak. Sana'al amilu.
işi yapan. Men sana işi kim yaptı? Kim üretti? Kim üretti? El amilu değil mi? İşi yapana biz fail diyoruz. Ba'a racul adam sattı. Men ba'a kim sattı? Fiili yapan, satma işini yapan kim? Er raculu o da fail oluyor. Yersumul fennanu sanatçı resmediyor. Men yersumu kim resim yapıyor? El fennanu. Fiile kim sorusunu sorduğumuzda bize faile götürüyor zaten. El fennanu. Dikkat ederseniz faillerimiz merfudur. Merfu'un biddamme. El amilu fa'ilun merfu'un biddamme. El raculu fa'ilun merfu'un biddamme. El fennanu fa'ilun merfu'un biddamme. Bak burada da örnekte de söylemiş zaten. Sana'al amilu. El amilu fa'ilun merfu'un biddamme. Fa'il merfudur biddamme. Biz şimdi daha önce de söylediğimiz gibi kelimelerin sonlarındaki hareket damme mi olacak, fetha mı olacak, kesra mı olacak onu neye göre biliyorduk? Onu o kelimenin o cümle içindeki görevine göre biliyorduk. Tamam mı? Görevi mesela müptedaysa merfu oluyordu. Haberse merfu oluyordu. Fail ise yine merfu. Fa'ilun merfu'un biddamme şeklinde oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrar hatırlarsak demek ki her fiil bir faile ihtiyaç duyar kendisinden sonra gelen ve failimiz fiili yapan kişidir. Fiil ve fail fiil cümlesini oluşturuyor. Fail de merfu'un bir damme oluyor demiştik. Şimdi tedribatımıza bakalım arkadaşlar. Da hatten tahtel fi'l ve hattayni tahtel fa'il fil cümellatiye. Aşağıdaki cümlelerde fiilin altına bir çizgi değil mi? Hattan fiilin altına bir çizgi ve hattayni tahtel fa'il fil cümellatiye. Failin altına da iki çizgi koyunuz aşağıdaki cümlelerde diyor. Ba'a tacirul hububa. Tüccar ta hububatı taneleri sattı. Fiil hangisidir? Ba'a sattı. Fa'il kim sattı? Tâciru o da fail oluyor. El hububa onun görevi başka. Biz daha onu görmedik. Ona da biz mef'ul diyeceğiz. Tamam mı? Mef'ul diyeceğiz. Daha ama şimdi öğrenmediğimiz için onu geçiyoruz. Ba'a fi'il, taciru nedir? Fail olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam? İkiyi de yapalım. Yerbahul ba'i'u malen kesiran. Yerbahu kazanıyor fil. Değil mi? El ba'i'u satıcı kazanıyor. Malen kesiran. Birçok mal kazanıyor. Burada fiilimiz hangisi? Yerbahu fil. El fa'il. El-ba'i'u, ba'i'u, fa'ilun, merfu'un biddamme. Şimdi videoyu durdurup kalanlarını lütfen siz yapınız. Sonra buradan kontrol edelim. Evet, yaptıysanız hemen kontrol edelim. İşte razebunu kumaşen cemilen. Müşteri güzel bir kumaş satın aldı. İşte rafi'il, ezzebunu, fa'il. Kim satın aldı? Müşteri satın aldı. Kumaşen cemilen o zaten mef'ulü oluyor. İste'cere Samir'un beyten vasi'an. Samir geniş bir ev kiraladı. Fiilimiz nedir? İste'cere kiraladı. Fail Samir'un. Fail de Samir. Beyten vasi'an. Beyten meful vasi'an. Onun sıfatı oluyor. Yesne'un neccaru sunduqan kebiran. Marangoz büyük bir sandık yapıyor, üretiyor. Fiilimiz yasna'u. Yapıyor, üretiyor. Kim? Men yesna'a enneccar, marangoz üretiyor. Ne yapıyor? Sandık yapıyor. Nasıl? Büyük. Sunduğun mef'ul, kebiran da o mef'ulün sıfatı olmuş oldu. Yüvezzi'u mendubu şerikel bida'ate. Şirket temsilcisi ticaret malını dağıtıyor. Vezza'a yüvezzi'u tevzi'a. Dağıtmak. Tamam. Şirket temsilcisi ticaret malını dağıtıyor. Anlaşıldı? Burada fiilimiz yuvezzi'u. Kim dağıtıyor? Eşşerike mi mendubu mu fail? Fail mendubudur arkadaşlar.
Bir de faili bulurken bak ne demiştik? Failun merfu'un bi'damme. Bak bu da bize bir yol gösterebilir. Mendubudur fail. Kim dağıtıyor? Şirketin temsilcisi dağıtıyor. Neyi dağıtıyor? El bidaate, o ticaret malını dağıtıyor. El bidaate de nedir? Mef'ul olmuş oluyor. Tamam. Demek ki faili bulmak için fiile kim sorusunu soruyoruz. Kim yapmışsa o işi, o fiili, o fail oluyor. Bir de fail merfu'un bi'damme, merfu'un bi'damme oluyor. Samir merfu'un bi'damme, Neccar fa'ilun merfu'un bi'damme, mendubu fa'ilun merfu'un bi'damme şeklinde oluyor. Şimdi devam edelim diğer örneğimizden. Da'el fa'ilel münasip fil ferakeme fil nemuzek. Örnekteki gibi boşluklara uygun faili koyunuz. Sen. Zâral mühendisu masna'al varaki. Mühendis kağıt fabrikasını ziyaret etti. Doğru mu? Evet, burada zâral mühendisu. Bak burada el müdiratü demiş. Bu da şey fail gibi sonu merfu. Müdiratü. Olamaz mı? Olur. El mühendisu o da olur. Fa'ilun merfu'un. Sınaatü bu da olur. Hepsi fail gibi damme ile hareketlenmiş. Ama anlam açısından uyuyor mu? Bakalım. Zara müzekker. El müdiratü müennes. Zara. Huve zara. Hiye zarat. El müdiratü olsaydı şurası zarat olması gerekirdi değil mi? Olmadı. Sınaatü zaten o da müennes. O da anlam itibariyle olmaz. Zarat sınaatü masna'al varak. Mühendis kağıt fabrikasını ziyaret etti. Demek ki fiil ve fail arasında müzekkerlik mühendislik açısından uyum oluyormuş arkadaşlar. Bak, zarat el müdiratü olmaz. Müdür de ziyaret etmiş olabilirdi kağıt fabrikasını. Kadın müdür ama bu zarat olsaydı olurdu. Zara müzekker olduğu için fail de müzekker gelmesi gerekiyor. Mesela seraka nukuden kesireten. Birçok para çalmış. Kim çalmış? Seraka müfret müzekker. Ya da müzekker. Seraka değil mi? El mer'etu kadın çaldı. Olmaz. Kadın olsaydı serakat olurdu. El lussu olabilir. El hakibetu. Zaten çanta para çalmaz. O yüzden el lussu olacak değil mi? El-lıssu. Yerbahul feriku ke'sel alem. Takım dünya kupasını kazanıyor. Yerbahu demiş. Huve yerbahu. Müfret müzekker bulacağız. El-feriku olur mu? Olur. El-mel'abu. Bu da merfu'un bid-dam. Ama anlam itibariyle oyun sahası, stadyum dünya kupasını kazandı. Olur mu? Oyun sahası kazanmaz. El müderribe. Antrenör kazandı. Antrenör kazanabilir mi? Kazanabilir. Ama kazansaydı, fail bu olsaydı el müderribu olması gerekirdi. O yüzden buradaki feta olmaz. Çünkü fail olduğunda merfu'un bir damme oluyor idi. Şimdi diğer örnekleri siz yapın. Sonra burada kontrol edelim. Evet, şimdi kontrol edelim. Cevaplarımızı bakalım. Fissayfi ye'kulu المثلجات. نعم في الصيف يزن يور كم يور النساء مؤنث الحيوانات جميع جمع غير عاقل بو ياكل تاكل olması lazım الناس في الصيف ياكل الناس المثلجات. Evet, yaz mevsiminde insanlar müfellecat böyle donmuş, karla dondurulmuş şeyleri yerler. Tamam. Ye'kulu ennâsu. Bak ye'kulu müzekker, ennâsu da müzekker. Peki ennisa'u müennes bak. Hiye te'kulu. O müennes olması gerekiyordu. El hayvanat bu da nedir? Cemu gayrul insan, insan dışındakilerin cemisi müfret, müennes, müennes kabul ediyordu. O da te'kulu olacaktı. O yüzden bir de zaten harekelerine bakıyoruz direkt doğrudan. Ennâsu fâilun merfûn biddamme diyoruz. Raseme nokta nokta levhaten râiaten.
Raseme kim olur? Er-racule bak. Feta olmaz. El-fennanu. Fa'ilun merfu'un bi'd-damme. Tamam. O yüzden rasemel fennanu levhaten ra'iaten. Sanatçı güzel bir tablo çizdi. Ne oldu? Fennanu. Semi'at el-khabara minel mizya'a. Semi'at. Bak sonu müennes. O zaman Aişe tü olur değil mi? Fatıma o da müennes ama fail olması için merfum bir damme olması lazım. Sa'idun damme o da ama semiat müennes. Sa'id müzekker olduğu için uymaz. Yarkudu bi suratin kebira. Hızlıca koşuyormuş. Kim? El-hisanu. Doğru mu? Doğru. Peki zarafe. Zürafa da hızlı koşabilir. Zerafetu bak bu müennes olduğu için olmaz. Huve yarkudu hiye terkudu. Es-sa'leb bu da sonu fetalı damme olsaydı olurdu. O yüzden yarkudul hisanu. Fa'ilun merfu'un bid-damme. Dikkat ederseniz fail nedir? Merfu'un bid-damme. Ona dikkat edeceğiz. Bir de fiilimiz müzekkerse failimiz de müzekker. Tamam? Fiilimiz müennes ise semi'at Aişe tü de olduğu gibi fail de müennes oluyormuş. Ona dikkat ediyoruz arkadaşlar. Fiilimiz müzekkerse fail de müzekker, fiil müennesse fail de müennes oluyor imiş. Devam ediyoruz. Da' fa'ilen münasiben fil fara. Boşluklara uygun birer fail koyunuz diyor. Bakalım. Yel'abu bil kurati. Top ile oynuyor. Kim oynasın? Mesela yel'abu tıflu. Çocuk oynuyor. Yel'abu et-tıflu. Evet. O muhteşem yazımızla yazdık. Et-tıflu. Yel'abu raculu. Yel'abu talibu bil kura. Çocuk topla oynuyor. Tıflu. Fail koyuyoruz. Ba'a el-bida'ate. Ticaret malını sattı. Kim olsun? Ba'a et-ta-ciru. Değil mi? Tüccar ticaret malını sattı. Et-ta-ciru şeklinde. Tamam. Yeşrabu halibe fıssabah. Kim isin? Yeşrabu et-tıflu. Yine çocuk işte. Değil mi? Et-tıflu. Ve sabah sabahleyin çocuk sütü içti. Şimdi diğerlerini de siz yapın. Sonra buradan kontrol edelim. Durdurun videoyu yapın. Ondan sonra buradan kontrol edelim. Ama mutlaka cevaplarınızı yazınız. Evet şimdi devam edelim. Kaldığımız yerden ilk üçünü yapmıştık. Se'elet sordu. Kim sormuş? Se'elet müennes birisi sormuş. El-muallime. Öğretmene sordu. Kim sordu? O zaman müennes birisi sormuş. Bir kadın sordu. Et-talibetü mesela. Ne oldu? Et-talibetü. Kız öğrenci sormuş olsun. El-mer'etü olur. Değil mi? El-muhendisetü, el-müderrisetü. Her neyse. Tamam. Fetahat en-nafizete. Bak yine müennes birisi açmış. O zaman ne olsun? El- Mer'etü. Kadın pencereyi açtı. El mer'etü. Yesna'u tavileten sagireten. Küçük bir masa yapıyor. Kim yapsın? En neccar olabilir. Yesna'u raculu. Yesna'u neccaru. Marangoz küçük bir masa yapıyor. Yeşteri kamisan cemilen. Güzel bir gömlek satın alıyor. Kim olsun? Ezzebunu. Yeşteri zebunu kamisan cemilen. Güzel bir gömlek satın alıyor. Deraset hamse saatin. Kim olsun? Deraset. Bak müennes olduğu için yine müennes bir şey getireceğiz. Deraseti talibetu. Deraset aişetu. Gibi. Tamam mı? Tedfe'u nukuden kethireten. Birçok para ödüyor. Tedfe'u. Ama hiye bak. Müennes olduğu için buraya ne getireceğiz? Müennes bir fail getireceğiz. Aişetü mesela. Et-talibetu. El-müderrisetü.
Ezzebûnetu, kadın müşteri gibi. Yezra'ul buzûre fil ardı, yere tohumları ekiyor. Kim olsun? El fellâhu, yezra'ul fellâhu, müzekker getiriyoruz. İste'cara seyyâraten hadra, yeşil bir araba kiraladı. Kim kiralasın? Ar-raculu, adam. El-talibu, öğrenci. El-müderris, öğretmen. Hepsini getirebilirsiniz. Müzekker olması yeterli. Yusa'idu, yardım ediyor. El-mariza, hastaya yardım ediyor. Kim olsun? Yusa'idu tabibu, doktor hastaya yardım ediyor. Yani yusa'idul mumarrizu, hasta bakıcı hastaya yardım ediyor. Yusa'idul mariza şeklinde. Tamam. Demek ki fiilimiz müzekkerse müzekker bir fail, fiilimiz müennesse müennes bir fail getiriyormuşuz. Bu kadar. Sonra devam edelim. İstihric minen nassi el-ati el-fi'l ve'l-fa'il ve da'huma fi'l-mekanil münasib minel cedvel kema fi'n-nemuzec. Diyor ki aşağıdaki parçadan fiil ve failleri çıkar diyor. İstihric minen nassi el-ati, aşağıdaki parçadan çıkıyor. El-fi'l ve'l-fa'il, fiil ve failleri çıkar. Bak burada yerde var zaten. Ve da'huma fi'l-mekanil münasib, onları uygun mekanına koy. Minel cedvel, tabloda uygun mekanına koy. Kema fin nemuzec. Tamam. Fiili buluyoruz. Sonra failini buluyoruz. Bir de failin harekesini. Firas demiş mesela. Kale firas, dedi ki firas failun merfu'un biddamme şeklinde. Şimdi biz metnimizi okuyalım bakalım. Ondan sonra fiil ve faillerini oraya yazarız inşallah. Tamam. قال فراس لوالده, فراس babasına dedi ki من أين يأتي الخبز يا أبي, ey baba ekmek nereden geliyor, من أين nereden, الخبز يا أبي ekmek nereden ey babacığım, nereden yani nasıl geliyor. قال الأب, baba dedi ki يزرع الفلاح, çiftçi ekiyor, بذور القمح, buğdayın tohumlarını çiftçi ekiyor, في الأرض, yere. Çiftçi buğdayın tohumlarını yere ekiyor. ثُمَّ تَسْقِي الْاَمْتَارُ, sonra yağmurlar suluyor. اَوْ الْاَنْهَارُ, veya nehirler, yağmurlar veya nehirler suluyor. اَلْبُذُورَ, tohumları suluyor. وَعِنْدَمَا يَنْمُ الزَّرْعُ, o ziraat büyüdüğü zaman, nema yenmu, büyüdüğü zaman, يَبْدَعُ الْفَلَّاحُ, çiftçi başlıyor, بِحَسَدِ الْقَمْحِ, buğdayı hasat etmeye başlıyor. Kim? Çiftçi başlıyor. ثُمَّ يَضَعُ الْفَلَّاحُ, sonra çiftçi koyuyor, حَبَّ الْقَمْحِ فِي اَكْيَاسٍ, حَبَّ الْقَمْحِ, buğdayın tanesini, فِي اَكْيَاسٍ, çuvallara koyuyor. ثُمَّ يَضَعُ الْفَلَّاحُ, çiftçi koyuyor, حَبَّ الْقَمْحِ, buğdayın tanesini, فِي اَكْيَاسٍ, keselere koyuyor. وَيَأْخُذُهَا, onları götürüyor, اِلَى الْمَصْنَعِ, fabrikaya götürüyor. يَطْحَنُ عُمَّالُ الْمَصْنَعِ, fabrikanın işçileri öğütüyor. يَطْحَنُ, طَحَنَ, يَطْحَنُ, fabrikanın işçileri öğütüyor. الْقَمْحَ, buğdayı öğütüyorlar. لِيُصْبِحَ الْقَمْحُ دَق۪يقًا, buğday un olması için, buğdayın olması için, لِيُصْبِحَ الْقَمْحُ, buğdayın olması için, دَق۪يقًا, دَق۪يق ince demek, aynı zamanda un anlamına da geliyor. Un da incedir biliyorsunuz. وَفِي الْمَخْبَزِ يَعْجِنُ الْخَبَّاسِ, وَفِي الْمَخْبَزِ fırın demek değil mi? Hubus. Mehbez de ekmeğin yapıldığı yer anlamına geliyor. يَعْجِنُ الْخَبَّازُ, ekmekçi yoğuruyor. الدَّقِيقَ, nedir? Unu hamur yapıyor. يَعْجِنُ الْخَبَّازُ الدَّقِيقَ, ekmekçi unu hamur yapıyor. يَعْجِنُ وَيُحَوِّلُهُ اِلَى خُبْزٍ, ve onu ekmeğe çeviriyor. حَوَّلَ يُحَوِّلُ, bir halden bir hale dönüştürmek. Onu يُحَوِّلُهُ, yani o unu dönüştürüyor, hamuru, اِلَى خُبْزٍ, ekmeğe dönüştürüyor. فَيَشْتَرِ النَّاسُ الْخُبْزَ مِنْهُ, insanlar da ekmeği ondan satın alıyorlar. Evet.
Bol fiilli ve bol failli bir metin arkadaşlar. Fiili bulacağız. O fiili yapan faili bulacağız. Bir de failin harekesini söyleyelim. Mesela gale firasun. Firas dedi ki gale fiil. Kim dedi? Firasun. O da fail. Firasın harekesinde merfu'un biddamme. Firas fa'ilun merfu'un biddamme. Min eyne ye'til hubzu ya ebi. Ekmek nereden gelir? Ye'ti fi'il el hubzu fa'il. Gelir. Kim gelir? El hubzu ekmek gelir. El hubzu fa'ilun merfu'un biddamme. Sonra kâle el ebu. Kâle fi'il. Kim dedi? El ebu fa'il. El ebu fa'ilun merfu'un biddamme. Yezra'ul fellahu. Çiftçi ekiyor. Çiftçi ekiyor. O zaman yezra'u fa'il. El fellahu. Affen yezra'u fi'il. El fellahu fa'il. El fellahu fa'ilun merfu'un biddamme. Buzura nedir? O da tohumlar. O meful oluyor. Thumma teskil emtaru evil enharul buzura. Sonra yağmurlar ve nehirler tohumları suluyor. Teski nedir? O da fi'lun. Vel fa'il emtaru. El emtaru fa'ilun merfu'un biddamme. Ve indemâ yenmul zer'u. Ziraat büyüdüğü zaman yenmu fi'lun. والفاعل الزرع زراعه yani ekilen şey büyüdüğü zaman büyüyor kim büyüyor الزرع زراعه الزرع فاعل مرفوع بالضمه يبدا الفلاح çiftçi başlıyor يبدا فعل الفلاح فاعل مرفوع بالضمه بحصد القمح ثم يضع الفلاح sonra çiftçi koyuyor يضع koyuyor o yazmadı buraya الفلاح çiftçi. Yada'u fi'l el fellahu fa'ilun marfun biddamme. Habbel gamhi fi ekyas ve ye'khuduha fi'l. Vel fa'il burada müstetir. O alıyor. Huve. Tahane yathanu fi'lun ummal fa'il. Ummal onun fa'ili oluyor. Arada bazı fiilleri atlamış ama hiç sıkıntı değil. يطحن فعل عمال فاعل مرفوع بالضمة ليصبح القمح يصبح القمح buradaki قمح yine فاعل يعجن الخباز يعجن فعل hamur yapıyor الخباز ekmekçi الخباز فاعل مرفوع بالضمة يحوله يحول فعل فاعلي onun müstetir gizli diyoruz. فَيَشْتَرِ النَّاسُ يَشْتَرِ فِعَلْ النَّاسُ فَاعِلٌ مَرْفُعٌ بِالضَّمَّ Burada bazı failleri, fiilleri koymamış ama sıkıntı değil. Daha çok net açık olan failleri, belli olanları almış. Bazı fiillerin faili açıkça gelmez. O fiilin içinde gizlidir arkadaşlar. Mesela يَذْهَبُ عَلِيٌّ Ali gidiyor. يَذْهَبُ الطَّالِبُ Öğrenci gidiyor. Peki sadece يَذْهَبُ dedik gidiyor. Kim gidiyor? Fail yok orada açıkça. Ama o gidiyor. Gizli bir o var orada. Huve. Tamam. Bazen fiilin içinde de olabilir. Mesela yezhebani. O ikisi gidiyor. Oradaki yezhebani'deki oradaki elif fail olan muttasıl zamirdir. Fiilin içinde muttasıl zamir olarak da gelebiliyor. Fail. Ama dikkat ederseniz failler her zaman fiilden sonra gelmiş arkadaşlar. Bunu asla unutmayalım. Devam edelim. Üktüb cümleteyni min fi'lin mazin ve fa'il. Diyor ki mazi fiil ve fail olan iki tane cümle yaz. Zehebe aliyyun ilel medrese gibi mesela. Mazi fiil olacak. Ketebe talibu derse, öğrenci dersi yazdığı gibi olacak. Tamam. Mazi fiil ve fail. Zehebe aliyyun ketebe talibu gibi. Ekelet tıflul hubze, şeribe et tıflul halibe, çocuk sütü içti gibi. Tamam. Öktüb cümleteyni min fi'lin mudari'in ve fa'il. Mudari fiil ve fail olan iki cümle yazınız. Bunları mutlaka yazın arkadaşlar. Biz örneklerini söylüyoruz burada. Se yezhebu talibu. Öğrenci gidiyor. Yektubu
talibu. Tamam? Yektubu, yezhebu, yeclisu. Yeclusu raculu. Tatbuhul ummu, anne yemek pişiriyor gibi. Yuderrisul ustaz, hoca ders veriyor gibi. Yestemi'ut talibu, öğrenci dinliyor gibi. Siz de dinliyorsunuz değil mi? Çok güzel. O zaman devam edelim. A'rif ma tahtahu hattun fil cümlel atiye. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili olanı irab ediniz. Mesela ahaza zabunul bidaate. Müşteri ticaret malını aldı. Ezzebunu nedir? Ahaza aldı. Kim aldı? Ezzebunu. Fa'ilun marfu'un biddamme. Tamam. Fa'ilun marfu'un biddamme. Müşteri aldı. Yuşaidul evladi beramicil etfal. Çocuklar çocuk programlarını izliyor. El evladu fa'ilun marfu'un biddamme. Burada el etfal demiş. Ama şu el evladudur arkadaşlar. Fa'il olan. Gerçi eş anlamlı olduğu için bir sıkıntı yok ama fail olan şu. El evladudur arkadaşlar. Beramicel etfali. Burası fail değil. Çocukların programını izliyor. Tamam. Şu fail olan el evladu failun merfun biddamme. Vechul marizi asferu. Hastanın yüzü sarıdır. Vechu dammeyi gördük. Hemen ne diyoruz? Failun merfun biddamme dedik. Yanıldık. Olmaz. Her zammeli gördüğümüz şey fail dersek olmaz. Neden? Çünkü bu cümle fiil cümlesi değil. Fail fiil cümlesinde olur. Bu isim cümlesi hastanın yüzü sarıdır diyor. Yüz nedir? İsimdir. O zaman bu bir isim cümlesi. Burada mübteda haberi bulacağız arkadaşlar. Hemen irabını yapın siz. Ondan sonra buradan kontrol edelim bakalım. Tamam mı? Durdurun videoyu yapın sonra kontrol edelim. Evet yaptıysanız şimdi kontrol edelim. İlk ikisi fiil cümlesi olduğu için onlar faildi. Ama burada isimle başlayan bir cümle var. O zaman bu bir isim cümlesidir. İsim cümlesinde mübteda haber vardır. Vechu nedir? Mübteda'un merfu'un biddamme. Bak vechu mübteda'un merfu'un biddamme. İsim cümlesine başlanan isim neydi? Mübteda oluyordu. O da merfu idi ve dammeydi onun merfu alameti. Esferu haberun merfu'un biddamme. Haberun merfu'un biddamme. Yani irab diye öğrendiğimiz şey ne? Mübteda'un merfu'un biddamme. Haberun merfu'un biddamme. Fa'ilun merfu'un biddamme. Hepsinde aynı şeyi söylüyoruz. Demek ki merfu olanlar mübteda merfu imiş, haber merfu imiş, fail merfu imiş. Bunlara dikkat ediyoruz. İbrahim yakra'ul kitabe. İbrahim kitabı okuyor. İbrahim yakra'u. Ha, burada fiilimiz de var. O zaman burada İbrahim fail diyoruz değil mi? İbrahim fa'ilun merfu'un biddamme. Mi diyoruz? Öyle dediyseniz yanıldınız. Arkadaşlar kesin kuralımız neydi? İsimle başlayan cümle isim cümlesiydi. İsim cümlesi de mübteda haberden oluşurdu. Fiille başlayan cümle fiil cümlesi. Hocam burada fiil var. Bu nasıl fiil cümlesi? Olmaz. İsimle başlamış. İbrahim ile başlayan cümle isim cümlesidir arkadaşlar. O yüzden İbrahim'e ne diyoruz? Mübteda'un merfu'un biddamme diyoruz. Evet, mübteda'un merfu'un biddamme. İbrahim demek ki mübteda'un merfu'un biddamme şeklinde oluyormuş. Peki burada fiil de var. Yakra'ul kitabe. O yakra'ul kitabe kısmı şura bu cümle içinde bir cümle daha barındırıyor değil mi? Yakra'ul kitabe, kitap okuyor kısmı kendi içinde fiil cümlesi olabilir. Tamam mı? Ama İbrahim ile başlayan bu büyük cümle İbrahim ile başlıyor. O yüzden ona biz isim cümlesi diyoruz. İsimle başladığı için. Bunu unutmayın arkadaşlar. Bir de ne demiştik? Özellikle vurgulayarak söylemiştik. Fiilin faili fiilden sonra gelir. Bak İbrahim fiilden önce gelmiş arkadaşlar.
Fail olsa yekra'u İbrahimul kitabe. İbrahim kitabı okuyor. İbrahim yekra'udan sonra gelmesi gerekirdi. Tamam, önce gelmiş burada. Olmaz. Fail fiilden sonra gelir. Bu kuralı unutmayın, tamam? Fail fiilden sonra gelir. Velev ki fiile birleşsin, o zaman bile fiilden sonra gelir. Yekra'u yekra'ani. Bak oradaki müsenna elifi fiilden sonra gelmiş. Yekra'une vav nun, bak en sona gelmiş. Oradaki vavdır fail. Tamam? O yüzden onu unutmayalım. İbrahim mübteda'un merfu'un bi't damme. Evet, şimdi özetle söylersek arkadaşlar, fiil cümlesi fiil ve failden oluşuyordu. Fa'il merfu'un bi't damme oluyordu. Fiil cümlesinde her daim fiil ve fail olması gerekiyor. Fiil faile muhtaçtır. Arkadaşlar, fiil kendi kendine olamaz, değil mi? Mutlaka bir faile ihtiyaç duyar. Fa'ilun merfu'un bi'd-damme şeklinde idi. Eğer isimle başlıyorsa da isim cümlesi oluyordu. Ona da mübteda haber diyorduk arkadaşlar. Onu da asla unutmuyoruz. Tamam. Bir de failimiz her zaman fiilden sonra gelir. Fail fiilden önce gelmez. İlk önce iş yapılacak, ondan sonra fail gelecek gibi. Tamam. Şimdi bu ünitede gördüğümüz şeyi bir daha hatırlayalım. Kullu fi'lin yahtacu ila fa'il. Her fiil mutlaka bir faile muhtaçtır. Ye'ti ba'dehu, bak. Kendisinden sonra gelen arkadaşlar. Ye'ti ba'dehu. Şöyle bunu işaretleyelim. Ye'ti ba'dehu. Bak, kendisinden sonra gelen bir faile. Ye'ti ba'dehu. Fail neymiş? Fiilden sonra gelirmiş. Daimen. Daima kendinden sonra gelen bir faile ihtiyaç duyar. El fa'il huvellezî fe'alel fiil. Fail nedir? O fiili yapan kişidir. Fiil ve fail fiil cümlesini oluştururmuş. El fa'ilul müfret merfu'un biddamme. Fail de merfu'un biddamme oluyor imiş. Bu dersimiz de burada bitmiş oldu arkadaşlar. Nerakum fid dersil kadim. Ma'as selâme.